Merhabalar, ismim Vildan Şenteke. Borusan Mannesman'da çevre yönetim sistemleri uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Çevre mühendisiyim. Yaklaşık 3 senedir Borusan Mannesman'da bulunuyorum. Bir kadın olarak Borusan Mannesman'da bulunmak gerçekten gurur verici. Borusan Mannesman'da kadın olmak, diğer arkadaşlarımla, diğer şirketlerde çalışan arkadaşlarımla görüştüğümde gerçekten bana mutluluk verdiğini hissediyorum. Örneğin bu kapıdan çıkıp üretime, fabrikaya girdiğimizde mühendis bey, mühendis hanım diye bir kavram söz konusu değil. Biz burada vasıflarımızla mühendis olarak yer alıyoruz. Borusan Mannesman'ın bana en çok katkıda bulunduğu özellik inisiyatif alma yeteneğinin geliştirilmesi. Ben buraya stajyer olarak başladım. Fakat stajyer olmama rağmen bir stajyere verilmeyecek görevler ve sorumluluklar verildi. Bunlar benim inisiyatif duygumun gelişmesine katkı sağladı ve Borusan Mannesman'a katkım, verebileceğim katkı, emek ve sevgi, bağlılık duygusunun gelişmesine olanak sağladı. Bu nedenle böyle bir kurumda çalışmak bana mutluluk veriyor ve iyi ki Borusan Mannesmanlıyım diyorum. Selim Aslan, Borusan Mannesman'da üretim planlama birim yöneticisi olarak çalışmaktayım. 2018 Ocak ayında Borusan Mannesman ailesine katıldım. Borusan Mannesman'ı diğer firmalardan ayıran en önemli özellik bana göre iletişim konusunda sevgi ve saygı ortamı olduğunu söyleyebilirim. Hem üst yönetimle hem çalışma arkadaşlarıyla olabildiği kadar açık bir iletişim kurabiliyoruz. Problemlerimizi üst yönetime veya yeni fikirlerimizi üst yönetime aktardığımızda açıkçası destekleyici fikirler alabiliyoruz. Projelerimiz veya problemlerimiz destekleniyor. Bana göre diğer bir özelliği ise özellikle demir-çelik sektöründe rakip firmalara göre daha çevik davranması. Çeviklikten kastım değişen piyasa koşulları, değişen ürün yelpazesi gibi konularda özellikle hızlı kararlar alabilip yeni piyasalara, yeni ürünlere çok hızlı adımlar atabiliyor. Diğer bir konu ise, yani önem verdiğim, farklı olduğunu düşündüğüm konu ise Borusan'ın kültür ve sanata verdiği önem. Mesela bir boru üretiyoruz, demir çelik aslında ağır bir sektör yine dediğim gibi. Aslında boru deyip geçiyoruz belki ama biz boruyla geri geldiğinde müzik yapıyoruz ve boru sanattır diyebiliyoruz. O açıdan gerçekten hani boruyla üretimle sanat, üretimle kültürü birleştirmek yani her firmanın başaramadığı bir şey. Borusan'ın en önemli güçlü noktalarından birini de bu olarak görüyorum. Merhaba, ismim Deniz Sedar Suna. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2018 yılı mezunuyum. Aynı tarihte de Borusan Mannesman'da Ar-Ge ve Teknoloji Mühendisi olarak çalışmaya başladım. Şu anda Dijital Teknolojiler Departmanı'na bağlı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 16 aydır Borusan Mannesman'da çalışıyorum. Bu dönemde Alfa olmanın getirisi olarak farklı departmanlarda rotasyon yapma fırsatı buldum. Alfa İşe Alım Programı aslında bir MT programı, yönetici iletişim programı, yeni mezunları işe alan bir program. 16 ay gibi kısa bir sürede üretim planlama, üretim ve elektrik bakım otomasyon departmanlarında 6'şar aylık yaklaşık tecrübe edinebildim. Aynı zamanda yine Alfalığın getirmiş olduğu çok yoğun bir eğitim programına tabi olduk. Sayısını şu an neredeyse hatırlayamayacağımı söyleyebilirim. Çok fazla kişisel gelişim, liderlik, topluluk önünde konuşma, hikaye anlatıcılığı gibi pek çok eğitimde bulunduk. Tüm Borusan Alfalar olarak. Süreç benim için çok hızlı ve çok kompakt bir şekilde tecrübe kazanma süreci gibiydi aslında. Yani mesleğime bu kadar yeni başlamışken, daha 2 yılımı bile doldurmamışken pek çok yöneticiyle pek çok departmanda çalışma fırsatı buldum. Bu açıdan kendimi çok şanslı görüyorum. Benim için Borusan hızlı değişimleri yönetmek demektir. Çok ani değişimlere çok hızlı adapte olmak demektir. En çok da beni bu yönden geliştirdiğini düşünüyorum. Merhaba, ismim Bahadır Güven. 2015 Temmuz ayında yeni nesil yetenek olarak Halkalı Fabrikası'nda çalışmaya başladım. Yeni nesil yetenek programında çeşitli departmanlar geziyorsunuz ve en son nihai departmanınızı yöneticinizle konuşarak karar veriyorsunuz. Benim nihai departmanım üretimdi ve üretim teknoloji mühendisi olarak
3 yıl görev yaptım. Tabii bu süreç esnasında kapasite durumunda göz önünde bulundurarak yeni bir yatırım için fizibilite çalışmaları yapıyorduk. Fizibilite çalışmalarının sonucunda geçen sene yeni bir fabrikanın yatırım kararı alındı ve bu fabrika Gemlik'te ki kampüsümüzde konuşlanacaktı. Yeni yatırımın kurucu bir ekibinin olması gerekiyordu. Benim Boru Sanmar Nesman'da çalıştığım 4 yıllık süreç içinde deneyimlediğim, biz şirket olarak içimizdeki kişilerin yükselmesine, onların gelişmesine önem veren bir şirketiz. Bu durumda da hani benim daha önce bir yatırım tecrübem olmasa da hat kurmak ve işletmek çok ciddi bir iştir. Üst yönetim ekibimiz üretim pozisyonuna beni layık gördüler. Bu beni heyecanlandırdı. Önümde tek çözmem gereken şey İstanbul'dan Bursa'ya taşınmamdı. Tabii taşınma süreçleri de zorlu olabiliyor. Bütün bu süreçte Boru Sanmar Nesman ailesi benim yanımdaydı. Herhangi bir sorunum olduğunda sadece bundan bahsetmem yetti. En kısa zamanda bu sorun çözüme kavuşturuldu. Herhangi bir zorluk yaşadığımı hatırlamıyorum açıkçası. Boru Sanmar Nesman ailesinin bir ferdi olmak çok keyifli. Ben Hüsamettin Dinçeli. 2013 yılında Boru Sanmar Nesman'da şu andaki ismiyle Borusan Alfa, o zamanki ismi yetiştirme elemanı olarak göreve başladım. Yaklaşık 7. yılımın içerisindeyim. 2017 yılının sonundan itibaren de üretim teknolojileri birim yöneticisi olarak göreve devam ediyorum. 2019 yılının başından itibaren yeni bir program yayınlandı Talent Gate isminde. Kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere iki tip şekilde yayınlandı bu. Bunun da ilk temsilcisi olarak beni seçtiler. 2019 yılının Nisan ayında 4 aylık süreyle Amerika'ya gönderilmem, Amerika'daki Houston fabrikamızda görevlendirilmem söz konusu oldu. 4 aylık süreçte Boru Sanmar Nesman Houston fabrikasında görev aldım. Bu süreçte tabii bana çok değişik katkıları oldu bu sürecin. Hem kişisel gelişimim anlamında hem mesleki bilgi ve becerilerimi geliştirmek anlamında çok ciddi kazanımlar elde ettim. Buradaki görev aldığım farklı departmanlardaki sorumluluklarımda edindiğim tecrübeleri oraya aktarma ve Amerika fabrikasında edindiğim bilgileri de ve tecrübeleri de buradaki makinalarımıza aktarma anlamında da katkıları oldu. Kendimin işte uluslararası bir tecrübe edinmesi, farklı milletlerden insanlarla çalışma anlamında da farklı tecrübeler edindim. Aynı zamanda dil olarak da katkıda bulundum tabii. Bu süreçte tabii Amerika'yı görme, gezme fırsat buldukça gezme fırsatım da oldu. Boru Sanmar Nesman'ın sadece yurt içinde değil, yurt dışında uluslararası olarak İtalya'da ve Amerika'da fabrikalarının bulunması da bana bu sürece yaşamamda ciddi katkı sağladı tabii. Bu sebeple Boru Sanmar Nesman'da çalışmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Çallıoğlu, 2017 İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği Programı mezunuyum. Boru Sanmar Nesman'da çalışmaya 2016'da uzun dönem staj programıyla başladım. Mezuniyetim sonrasında tam zamanlı olarak görev almaya başladım. Şu an Halkalı Fabrikası'nda üretim teknoloji mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 140 kişilik bir ekibim var. İçeride üretim hatlarının kalite ve verimliliğinden sorumluyuz. Aslında okuduğum bölüm itibariyle fabrika ortamında çalışmaya kendimi alıştırmıştım ve istediğim bir şeydi. Ama Boru Sanmar Nesman bu geçişi benim için çok kolaylaştırdı. Buraya geldiğimde bazı önyargılarım vardı erkek ağırlıklı bir ortamda çalışmayla ilgili. Ama bu endişelerimin hiçbiriyle karşılaşmadım. Çok güzel bir aile ortamımız var. Profesyonelliği korurken bir yandan da yakınlığımız sayesinde işleri çok düzenli bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Boru Sanmar Nesman benim için birlikte başarmak demek.